arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 1-2-3 çeşit meze çeşidi yapacağım. İnşallah beğenerek ve yapar yersiniz. Yılbaşınızın bugün son günü, vedalaşmamız son olacak tabii ki. Yeni yılda herkes mutlulukla girsin diyerekten bir veda konuşması yapacağız tabii ki. Ama bunlar bir beyaz çeşidi yapacağım, bir yoğurtlama, bir de kırmızılardan yapan 3 çeşit olsun. Kırmızı uğurluk getirmiş arkadaşlar. Şimdi tarife geçelim. Arkadaşlar, yoğurtlama yapacağız. Cevizli ve üstüne değişik bir sos yapacağım. Mükemmel oluyor. Havuçlu ve kabaklı. Şimdi arkadaşlar, tavayı aldık. İçine bir yemek kaşığın dolusu dolusu. Yani bir sizin yemek kaşığınız 1,5 yemek kaşığı olsun. Çok yağa gerek yok. İçine önce havuçları koyuyoruz. Ben rendeledim arkadaşlar. Bir tane büyük havuçu rendeledim. Az az göstereceğim ama çeşit çok göstereceğim. Yine biliyorsunuz bir çeşit de yapamıyorum nedense. Biraz bu kavrulurken arkadaşlar, şimdi beyazlardan yapacağım. Şöyle burayı, yine benim çarşı pazar karıştı. Şimdi beyazlardan yapacağım. Salata çeşidine geleceğim arkadaşlar. Neyimiz var? Karnabaharımız var. Karnabahar mı, karnabahar mı? Siz ne diyorsanız, işte çiçek dediğimiz, biz çiçek derdi annem bile eskiden. Şimdi karnabahar diyorlar. Onu rendeliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacağınıza kadar çoğaltın, azaltın. Artık sizin arzunuza kalmış. Beyaz çeşit yapacağız arkadaşlar. Kırmızılar ayrı, beyaz ayrı. Beyaz bir salata çeşidi yapacağız. Tam kış salatası oluyor. Çok lezzetli oluyor. Çok beğeneceksiniz. Gerçekten çaylarınızın yanında yapın, yemeklerinizin yanında yapın, diyet yapın. Yani bundan iyi diyet yemeği olmaz salatası. Hem değişik hem lezzetli. Belki de ilk ben yapıyorum. Beyaz. Beyaz lahanalar. Şimdi şöyle bir avuç kadar, bir su bardağı dolusu karnabaharı rendeledim. Şimdi beyaz lahana var. Ben kenarlarından bunu salata yapıyorum. Dışını da lahana dolması yaptım. Şöyle istediğiniz şekilde nasıl denk geliyorsa doğrayacağız arkadaşlar. Şöyle ince ince. Çok ince olursa çok güzel oluyor. Yani yapabileceğim kadar ince yapacağım. Büyük bıçağımı aldım. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunu da yaptım. Şöyle beyaz lahana. Şunu tekrar doğrayayım bunu. Çünkü ötekini rendeledik ya. Öteki malzemeleri de rendeleyeceğiz. Beyaz lahana göbeğinden arkadaşlar, hiç ben telef etmem. Bol bol değişik değişik salata yaparım. Hani bazı salatalarımda çeşidi var. Bu tarafta da havucum kavruluyor. Azıcık daha kavrulsun onu. Şöyle bunu da tabağıma aldım. Arkadaşlar, bir tane yeşil elmamız var arkadaşlar. Ben bunun yarısını yapacağım çünkü malzemem az. Az yapacağım yani. İçine doğrayabiliriz tekrarından. Şöyle küçük bıçağı alacağım artık. Şöyle yeşil elma bu. Ekşi yeşil elma arkadaşlar. Şöyle çekirdeğini çıkarıyoruz. Seviyorsanız, dediğim gibi çok yaparsanız kalabalığa göre rendeleyelim, az gelirse hepsini yaparız. Çünkü ben hep kalabalıklara yaptığım için az yapmaya çalışıyorum. Çeşit bol olsun diyerekten. Bunu da rendeleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir avuç kadar da bu çıktı. Hemen koyduk lahana karnabaharın içine. Bir tane de arkadaşlar, bu gereviz. Gerevizin kökü. Yaprağıyla aldıydım. Baktım gerevizin çok yokmuş. Hemen bunu kopardım artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü ben gerevizli tavuğu çok seviyorum bizimkiler. Hemen onlara gerevizli tavuk yapıyorum. Yapraklar onlara kaldı artık. Kökünü de ben aldım. Şöyle. Bunu da rendeliyoruz arkadaşlar. Bunu ara veriyoruz arkadaşlar. Havucumuz kavruldu. Yağ da az gitti. Biraz daha yağ ilave edeceğim. Yani 2 yemek kaşığı kadar yağ koymuş olduk. Bir büyük havuç bu. Bir büyük havuçu. 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu kavurduk. Hemen üstüne bir tane kabağımızı rendeledik. Yemeklik kabak arkadaşlar. Soteliyoruz bunları. Şöyle. Altını iyice kıstım. Kısık ateşte. Çünkü bunu soğuması lazım ki ben de bunu rahatlıkla yoğurtlayabilirim. Arkadaşlar, bu arada hemencik çay kaşığının yarısı kadar bir tuz ekleyin ki hemen söndürsün zepselerimizi. Böyle zepseleri hemen tuzunu atarsanız daha çabuk söner.
Size bir püf noktası koydum burada. Ne yaptık? Böyle zeptileri kavururken hemencik tuz atarsak çabuk söner zeptilerimiz. Bunun artık başına durmam lazım. Şöyle güzelce kavurduk arkadaşlar. Evet. Hemen söndürdüm. Çok gerek yok. Çiğden yesek daha güzel olur aslında. Şimdi ben kaldığım yerden devam ediyorum. Bu ayrı bir aroma veriyor. Her yere de gidiyor. Saçıyor. Sert olduğu için biraz elinize dikkat ederken yapın. Sen dikkat edin. Bir avuç da bu oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane de turpum var. Turpumun da yarısını aldım. Bu turpum da büyükmüş benim. Onu hemen kabuğunu incecik soyduk. Beyaz salata yapıyoruz arkadaşlar. Ne kadar beyaz varsa kök sebzeleri, kök sebzesi olmayanlardan güzel bir salata yapacağız. Bir tur. Lahana, karnabahar. Bir de neydi o? Arkadaşlar, karnabahar, beyaz lahana, beyaz turp, yani kırmızı turp soyduk, beyaz oldu. Bir tane yeşil elma, bir de arkadaş, bir tane arkadaşlar da küçük boy gereviz yaptık. Gereviz, karnabahar, beyaz lahana, turp, yeşil elma koyduk. Şimdi bunun sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle ben limon suyu sıktım. 3 yemek kaşığı kadar limon suyu. Şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Ağır geliyor diye arkadaşlar biz 1 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım. Çünkü bizimkiler sevmeyebiliyor. Bazı salatalara da bazen hiç koymuyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz attım arkadaşlar. Tuz oranınızı kendiniz ayarlayın. Güzelce sosumuzu yapıyoruz burada. Bunun sosunu hemen vermek zorundayız. Çünkü neden? Elmalarla gereviz çabuk kararır. Turp bir şey olmaz da şöyle döktük ve karıştırdık arkadaşlar. Güzelce karıştırın. Nasıl lezzetli güzel oluyor? İnanılmaz lezzetli oluyor. Ben servis tabağımı alayım. Şöyle. Elmayla gerevizi en sonda koyabilirsiniz. Bütün malzemeleri koyduktan sonra benim hesap. Çünkü çabuk kararır onlar. Limonunu hemen vermeniz lazım. Ya da limonlu suda bekleteceksiniz. Ondan sonra vereceksiniz. Bu beyaz yılbaşı salatamız arkadaşlar. Hani herkesin zevkine göre yılbaşı kutluyoruz değiliz. Evdeyiz zaten Allah'a çok şükür. Ama hani herkesin adeti değişik. Kendi çorumla, çocuğumla Allah'a hasadıyla yedirip içersin diyerekten evdeyiz. Şimdi arkadaşlar bu salatam oldu. Şöyle güzelce süsleyin. Hangi servis tabağına yapacaksanız arkadaşlar. Bir dakika. Hangi servis tabağı yapacaksanız onunla süsleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Nasıl güzel olacak şimdi bir görün. Bu beyaz tarifimiz. Şöyle ben her yeri elden geçirmek zorundayım. Evet, şimdi bunun en üstüne seviyorum sevmiyorum diye bir şey yok. En çok yakışan bunu koymazsanız şey koyun o zaman. Maydanoz koyun. İyice karıştırdıktan sonra servis tabağımızı aldık arkadaşlar. Dereotuyla süsleyeceğiz. Şöyle şu ortasına bir koydum arkadaşlar. Şöyle ortasına bir koydum. Sonra ben bunu burada yapamayacağım. Başka bir yere doğrayalım. Şöyle dereotunu. Maydanoz da yakışıyor ama dereotu inanılmaz yakışıyor. Bakın. İlle bunu güzel oluyor. İlle bu güzel oluyor. Hani yemiyorum diye bir şey yok. Yiyeceğiz. En sağlıklı şey. Tiroid hastaları olan filan dereotu çok yesin diyor doktorlar. Çünkü ben bir tiroid hastası olarak her şeyime koyuyorum. Yani bütün yemeklerime, salatalarıma koyarım dereotunu. Şöyle kenardan kenardan da süsleyin arkadaşlar. Şöyle kenardan kenardan. Ben bilirsiniz çok süs yapamam ama yaptım bu da. Yapasım gelir.
Nasıl güzel oldu bakın. Lezzeti zaten inanılmaz oluyor. Benim çocuk gelev izlemiyor. Benim kocam böyle salata yapın nasıl yiyorlar bir görün. Sadece kök olarak da gelevizi satıyorlar. Öyle de alabilirsiniz. Nasıl güzel oldu arkadaşlarım? Mükemmel. Gerçekten lezzeti de zaten inanılmaz oluyor. Bu beyaz salatamız bir yılbaşı ağacı gibi oldu. Doğru mu? Şimdi bunu bir köşeye aldık. Onunla işimiz bitti. Şimdi o kavurduklarımız soğuyor da. Kavurduklarım soğusun. Şimdi gelelim kırmızılara. Kırmızı salata yapacağız arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar kırmızı salataya geçtik şimdi. Siyah ama mor lahana. Biz siyah lahana diye alışmışız. Kara lahana diye. Mor lahanayı doğrayabildiğiniz kadar ince doğruyoruz arkadaşlar. Hatta yapamazsanız ince doğramasını rendeleyin. Hiç sorun değil. Şöyle beyaz yerler de çıkıyor. Onun için bazen sıkıntı olabiliyor hani. Şöyle. Yiyeceğiniz kadar arkadaşlar. Kişi sayısına göre ayarlayın. Ben az az gösteriyorum diyorum. Yine bir sürü oluyor. Vallahi ben ne yapacağım bilmiyorum. Yiye yiye zaten dobu olduk. Yaptığımız yiye yiye yiye. Şey olduk. Şimdi arkadaşlar yapacağımız kaba aldık. Şimdi. Bunun içine bir yemek kaşığı sirke atıyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı sirke. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkeniz yoksa elma sirkesi de koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar tuz attım. Sosuna da koyacağız çünkü. Şimdi ovuyorum arkadaşlar. Çünkü mor lahana sert olur. Biliyorsunuz. Onun için ovmak zorundayız. Evet. Şöyle ovduk güzelce. İyice ezildi arkadaşlar. Ezilmiyor artık. Yani bütün kuvvetimle koydum. Ezilmiyor. Şimdi ben hemen yıkadım elimi. Tekrar. Havlum da arkadaşlar. Şöyle oğlum bir göstersene. Hemen. Havlum da benim hep buradadır arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz da hemen ben elimi kurularım. Hemen şey aşçılar gibi. Hemen ıslak ıslak hiçbir şey yapmak istemem. Hemen onu da yaptık. Bir tane pancarımız var arkadaşlar. Kırmızı pancar. Ben bunun her şeyini seviyorum. Salatasını, yoğurtlamasını. Biliyorsunuz turşularımda kurdum. Hep YouTube kanallarımda var. Arkadaşlar geçen sene ben tavuk doldurmuşum. Yılbaşında şişede tavuğum var. Onun için tavuk çekmedim. Herkes tavuk çekiyor. Ben de çekmedim. Başka tavuk yemekleri yaparız sonra. Ben bunları önerdim artık. Bunları yapıyoruz. Çünkü tariflerim var. Yani yapsan tavuğu aynı çeşit yapman lazım dolmasını ama bir gün size içli pilavlı bir tavuk yapacağım. Şimdi bunu da rendeliyoruz arkadaşlar büyük yeriyle. Rendenin büyük yeriyle. Bunu rendelemesi biraz zor olur. İçleri falan değişiktir bunun. Şöyle güzelce bunu da rendeliyoruz. Yani kışın bol bol yiyin. Kara lahana, pancar, havuç, tur. Şimdi turpu öyle koysanız yiyesiniz gelmez. Ama böyle meze olarak yapsanız yersiniz. Hem diyet. Bu yaptıklarım aynı zamanda diyet arkadaşlar. Diyet yemesi. Salataları, diyet salataları. Ne güzel mis gibi. Şimdi bunu da rendeledik artık. Şöyle kaldıralım. Yaptığımız mor lahananın üstüne koyduk. Şimdi o da tamam. Şimdi ben yine bunları toplayacağım arkadaşlar. Hemen topladım. Şimdi arkadaşlar mor lahanayı sirkeye tuzla ovduk. Üstüne bir tane kırmızı pancar koyduk. Şimdi ayıtlanmış narlarım var arkadaşlar. Ben ayıtlayıp da koydum buraya. Şöyle arzuya göre diyelim. 3 yemek kaşığı kadar, 4 yemek kaşığı kadar, 2 yemek kaşığı kadar koyduk. Arzuya göre koyduk. Şimdi buna bir sos hazırlayacağız. Nasıl sos? Nar ekşisi arkadaşlar. Bir yemek kaşığı nar ekşisi arkadaşlar. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. Bu zeytinyağım. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ. Siz her şeyi zeytinyağı da yapabilirsiniz. Sıvı yağ. Sizin arzunuz ağız tadınıza kalmış arkadaşlar. Ayçiçek. İki yemek kaşığı kadar da
limon suyu. Azıcık da tuz atalım. Çünkü az atmıştık tuz. Şöyle bir çay kaşığı kadar yine tuz attım. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı nar ekşisi, iki yemek kaşığı limon suyu, bir çay kaşığı kadar tuz. Tuz oranında kendi ağız tadınızı ayarlayın. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı da zeytinyağı koyduk. Arkadaşlar iyice bu sosu eritin. Şöyle üstüne gezdirin. Onu da yaptık arkadaşlar. Hemen bir tane daha yedek kaşık alayım. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Sirkede var ya, nasıl bir lezzetli oluyor. Belki ilk ben yapıyorum bunu da. Kızıyorsunuz ama yani yapacak bir şey yok. Kendimi ben veriyorum yine. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Bu kırmızı salatamız. Siz hiç yağ koymayın. Sadece nar ekşisi, limon yapın. Nasıl diyet yemeği? O kadar da olacak. Değil mi arkadaşlarım? Şimdi servis yapacağımız tabağa neyi servis yapacaksınız? Arkadaşlar alıyoruz. Tabii servis yapmadan bakın tadına, tuzuna, ekşisine. Daha çok seviyorsanız, daha çok yaparsanız ekşisini, tuzunu ayarlayın. Nasıl güzel oluyor ama. Kaçırmakla da ben ağzıma tıvıyorum bazen. Şimdi arkadaşlar kırmızı salata yapıyoruz. Dediğim gibi belki de ilk ben yapıyorum. Şimdi narın, ben bir tane nar ayıkladım arkadaşlar. Nardan ortasına atıyoruz. Şöyle kenarlara da koyuyoruz. Kırmızı şans getirirmiş arkadaşlar. Kırmızı bu üzümü giydim bugün yine. Kırmızısı sofra olmaz. Güzel güzel kırmızı yapalım. Yapmak isteyenler yapsın. Sonra da yapmak isteyenler yapsınlar. Şöyle bolca döktük arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bununla yeşillik olmadan olur mu? Olmaz. Şöyle. Çok olmamak şartıyla maydanoz. Sadece de görüntü olsun diyerek de. Şöyle çok böyle süslemeniz yoksa şöyle attırın hani. Şöyle. Nasıl oldu ama? Yaparsa fotoş yapar, gerisi yalan yapar. Benim bir takipçimin lafı bu. Yaparsa fotoş yapar diyerekten. Ne kadar güzel bulmuşsun dedim. Gerçekten de bu işi yapmaya çalışıyoruz. Hep hamur işleri, aşmalar, börekler, poğaçalar olmaz. Arada sırada böyle şeyler daha güzel olur bence. Şimdi arkadaşlar ikinci menümüz de bitti. Sıra da geldi. Arkadaşlar yoğurtlamayı yapmak için aldık kabımızı. Bir yemek kaşığı koyduk. 1,5 yemek kaşığı koyduk. Normal yoğurt. Yani normal yoğurt demek ne demek? Üütülmüş yoğurt. Bir yemek kaşığı da dolu dolu süzme yoğurt arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da dolu dolu süzme yoğurdumuzu koyduk. Yarım kaşık da arkadaşlar mayonez koyuyorum. Daha çok seviyorsanız daha çok koyun. Yarım yemek kaşığı da mayonez koydum. 2 diş sarımsak. Bu sarımsaklar mayoneze arzunuza bağlı. Ama yakışıyor mu mükemmel oluyor. O ayrı konu. Ben de o güzel olsun diye en güzelinden yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? 2 yemek kaşığı kadar da şey koyduk. Normal yoğurt. 1,5 yemek kaşığı kadar da süzme yoğurt koyduk. 2 diş sarımsak yaptık. Yarım kaşık mayonez koyduk. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz atıyoruz arkadaşlar. Tuz oranına sonra bakarız. Şimdi hemen bunun içine bazı yoğurtlar özlü, bazı yoğurtlar özsüz oluyor arkadaşlar. Şöyle bir fincan su koydum. Şöyle güzelce bunu yapıyoruz. Ha arkadaşlar bu arada ben unuttum, pardon. Hemen bir ocağımızın altına tava açtık. Arkadaşlar bakın şuraya geç oğlum. Tava koyduk. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ döktük içine tavanın. Şöyle sevdiğinize göre susam arkadaşlar. 2
3 tatlı kaşığı susam. Yapacağınız ürüne bağlı. Onlar azıcık kavrulacak biz bunlar yaparken. Şimdi devam edelim yoğurdumuzu ezmeye. Videom biraz uzun olabilir ama artık 3-4 günde sonra çekmeye gireriz herhalde. Şöyle devam ediyorum. Bir fincan suyla yoğurdumuzu güzelce ezdik. Şimdi arkadaşlar bunun içine şöyle bir avuç kadar ceviz. Çok yakışıyor. Ceviz. Şöyle doğrayın, dövün. Nasıl isterseniz. Robottan geçirmeyin ama. Ağzınıza gelsin çünkü. Şöyle yıka. Şöyle yine karıştırdık. Ve şimdi kavurulmuş olduğumuz havuçla kabağa döküyoruz arkadaşlar içine. Hadi tabak çanak sesi gelecek arkadaşlar. Mutfağımızın zevki orada. Nasıl güzel oldu bakın arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Çok yakıştırıyorum ben bunların hepsini birbirine. Şimdi onu da servis edeceğimiz tabağımıza alıyoruz. Nerede servis etmek isterseniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar susamım kavruldu gibi, yandı gibi oldu. Hani yanmayacak. Hemen yağı ısındı mı kavrulmuş olur. Zaten susam çok hassastır. İçine bir tatlı kaşığı kadar da pul biber atıyorum arkadaşlar. Susamın içine. Şöyle. Hemen onu da attık. Temiz bir kaşık aldım. Evet. Ve üstüne döküyoruz arkadaşlar. Nasıl lezzetli oluyor. Eğer ki benim böyle yapan varsa arkadaşlar bu yaptığım 3 menüde lütfen benim Instagram hesabım var ya da yazabilirsiniz. Biz bunları gördük diyerekten. İnanın çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Bazı şeylerde çok iddialıyım. Bazı şeylerde iddialı olamam. Çünkü herkes her şeyi artık döndüre döndüre yapıyor. Bunlar bizim eski tariflerimiz ve alt tadımıza göre yaptığımız tariflerimiz. Hani bilmiyorum. Varsa da gerçekten bilmiyorum ama öğrenmek isterim. Bunu da yapıyorlar böyle diyerekten. İsterim yani. Şunu şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Nasıl güzel oldu ama. Mükemmel ötesi oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kırmızılardan salatamız mükemmel. Yoğurtlamamız o enfes. Bu da beyazlardan ve yeşilliklerle süslediğimiz 3 çeşit diyetle yapabileceğiniz salatalar arkadaşlar. Arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle bir yılı devirdik. Sevenlerim vardır, sevmeyenlerim vardır. Ondan sonra takdir eden vardır, etmeyen vardır. Ama gerçekten bir yılda güzel şeyler yaptığıma inanıyorum. Çünkü bir yılda arkadaşlar kimse benim kadar vermemiştir. 300'e yakın, daha fazla yani 280'e yakın videom olması lazım. Yanlış hatırlamam, yanlışça söylüyorsam kusura bakmayın. Ama hep ikili üçlü tarifler verdiğim için 400 çeşit tarifim var arkadaşlar. Turşular, reçeller, yemekler, yani bir ürün yapmıyorum. Dışarıda çekimlerim oldu, olmayan oldu. Yapan olup beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Beğenenler çok fazla oldu. Tekrar yazdılar, dediler ki sizin tariflerinizi yapıyoruz. Lütfen açıklamada tariflerinizi yazın diye. Her neyse. Her şey mükemmel olsun arkadaşlar. 7 yıl herkese ama herkese, seven ve sevmeyenlere, iyiye kötülere sağlık, sıhhat, huzur versin arkadaşlar. Mutluluk versin. Ağız tatları yerinde olsun. Evsizlere ev, borçlulara deva, çocuksuzlara çocuk. Yuvası olmayanlara yuva, arabası olmayanlara araba. Allah herkesin gönlünce
yeni yıl olarak düşünmeyelim, yeni bir hayat olarak düşünelim. 2023 yılı herkese çok güzelliklerle gelsin, hepimize güzelliklerle gelsin. Önce kendime diyorum, sonra bütün sevdiklerime, takipçilerime, beni içinize aldığınız için, beni yanımda olduğunuz için herkese binlerce çok teşekkür ediyorum. Herkesin Allah razı olsun binlerce. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. İnşallah 2023 yılında, Ocak ayında ilk çekimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Herkes kendine iyi baksın.